Merhaba arkadaşlar. Ben Erhan Çelikel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2 Şubat. 2 Şubat 2025. Karların yanındayız. Pazar günü. Evet. Bugünkü videomuzun konusu dünyaya yeni musallat olan, aslında 90'lı yıllardan beri var da Asya ve Avrupa ülkelerinde 90'lı yıllarda tespit edilmiş Tropila elat. Tropila elat 90'lı yıllarda Avrupa'da, Asya ülkelerinde tespit edilmiş. Yavaş yavaş ilerleyerek günümüzde birçok ülkeyi tehdit altına alan bir parazit akar. Varova'ya benzeyen, Varova'dan biraz daha ince, biraz daha küçük ve çok hızlı hareket eden, bulaştığı kovanı yavru faaliyeti devam ettiği müddetçe çok hızlı bir şekilde istila eden ve çok aşırı zarar veren bir akar. Ülkemizde henüz görüldüğü tespit edilmedi. Ama 2012 yılında resmi gazetede yayınlanan Tropila elap tespit edilirse bildirilmesine yönelik bir kanun düzenlemesi olmuş. Tropila elap hakkında kısaca bahsedeceğim. Ben de kendim okuduğum makalelerden, araştırmalarımdan öğrendiğim kadarıyla sizlere aktarmaya çalışacağım. Tropila elat Varova'dan biraz daha küçük. Varova gibi aynı yavru hücresine giriyor ve orada yumurtasını bırakarak pupa, yani yavrunun üzeri kapandıktan 48 saat sonra yumurtasını bırakarak 3 ila 4 tane yumurta bırakabiliyor. Erkek ve dişi olmak üzere aynı Varova'daki gibi üremelerini devam ettiriyorlar. Yalnız burada Varova'dan farklı bir durum var. Erkek tropiler, tropila elapslar, erkek tropila elapslar yavru gözünde ölmüyor. Tekrardan yavru gözü açıldığında tekrar kovan içine rahatlıkla girebiliyor ve yeni dişi tropileri dölleyebiliyor. Döllenme kimilerine göre kapalı gözün içinde gerçekleşiyor. Kimilerine göre de dışarıda da olabiliyor. Ve her girdiği koloninin yumurtasının içindeki, yani larvanın içindeki yavru arıya kapağı açılmadan çok ciddi zararlar veriyor. Kanatları olsun, dokusu olsun. Ve çok hızlı bir şekilde ürüyor. Burada önemli bir faktör var. Bu da arıcılar için hem iyi hem kötü. İyi yanı, yani aslında genelde iyi bir yan, ergin yetişkin arıların, yani kovan içinde gezen arılara zarar veremiyor. Ağız yapısı şeklinden dolayı onların derisini parçalayıp kanına veya yağ dokusuna ulaşamıyor. Yani eğer bir yavru gözüne giremezse Tropila elaps kısa bir sürede, yani 2-3 gün, 4 günde, maksimum araştırmalara göre 10 güne kadar anca yaşayabiliyor. Ondan sonra ölüyor. Burada da bizlere hemen yavrusuzluk dönemi önemli bir nokta haline geliyor. Çünkü yavrusuz dönemde tropi savunmasız ve üreyemiyor. Çünkü ergin arıya zarar veremiyor. Ama şöyle bir kötü durum da var. Kovanlarımızda şu an zaten varova var ve tropik ikisi de birlikte olduğunda yine aynı bununla ilgili etken madde kullanarak mücadelelere devam etmek zorundayız. Etken maddeler şu an için trop için özel bir herhangi bir etken madde yok. Dünya ülkelerinde denenmiş formik asit, oksalik asit, amitraz türü etken maddeler kullanılıyor. Herkes kendi bulunduğu bölgenin iklimi, ısı koşullarına göre bu tarz uygulamaları yaparak, etken madde kullanarak uygulama yapacak. Şimdi bizim ülkemizde de buna yönelik bir çalışma başlatıldı. Doktor Ali Korkmaz ve Halil Bilen hocamız tarafından oluşturulan bir grup var. Orada bununla ilgili çalışmalar var. Yaklaşık bir Aralık ayında bu yana ana arıları kafese alarak kovan içinde yavrusuzluk oluşturuldu. Ve yavrusuzluğun sonunda takip edilerek 24 gün ana arı kafeste bırakılarak 24 gün sonra ana arılar serbest bırakıldı ve normal bir tur yavru atımı incelendi. Koloni herhangi bir zararı var mı? Kovan herhangi bir zararı var mı?
arılar anaarıya zarar veriyor mu? Anaarıyı kestiler mi, kesmediler mi? Buna yönelik çalışmalar var. Tabii yılda en az 2 defa yavru tatili planlanıyor şu an için. Ama bunlar hani trofila elaps yok şu an ülkemizde, ama biz kolonilerimizde bunları yaparsak koloniye bir zarar olur mu onu test ediyoruz aslında. Şöyle kafesler var arkadaşlar. Şu şekilde. Bu kafeslerin içerisine işçi arılar da girebiliyor. Yani ana arıyı hapsettiğinizde işçi arılar da bunun içine girip ana arının her türlü beslemesini, bakımını yapabiliyor. Bu kafesin içerisine ana arıyı alıp sonra bu kafesi yavru alanının herhangi bir yerine sabitleyip, peteğin içerisine sabitleyip kovanı kapatıyoruz. Tarihimizi belirliyoruz. Mesela ben bugün 2 Şubat'ta burada iki koloniye 2 tane ana arıyı kafese alacağım. Ve 2 Şubat 24 gün, yani 26 Şubat'a kadar bunlar kafeste kalacak. Ve tabii ki her gelmemizde takip edeceğiz. Ana arı yaşıyor mu? Kolonide herhangi bir sıkıntı var mı? 24 gün sonunda ana arıyı serbest bırakmadan önce etken maddemizi kullanacağız. Yani atıyorum 26 Şubat'ta ben burada ne kullanabilirim? Mesela hava soğuk olursa ya da işte çok aşırı sıcak olmazsa oksalik asit damlatma veya oksalik asit püskürtme veya hava biraz 20 derecelerde üstünde olursa formik asit veya amitraz tütsü. Ben amitraz tütsü kullanmıyorum. Kullananlar tabii ki kullanabilir. Ben kullanmadım daha henüz. Kullanmıyorum yani. Hiç kullanmadım. Bundan sonra böyle bir çalışma yapacağız. Trofila elaps geldiğinde en azından elimizde ne yapabileceğimizi gösteren bir netice olacak. Bununla ilgili Halil Bilen hocamızın hazırlamış olduğu bir çalışma ve PDF şeklinde bir çalışma var. Yaklaşık 40 sayfadan oluşan, tropi ülkemize gelirse neler yapabiliriz? Bununla ilgili bir çalışma var. Hocamızın da müsaadesi olursa onun da bağlantısını bu videonun altına linkini bırakacağım. Oradan okuyarak sizler de tropi hakkında ne yapabileceğinize karar verebilirsiniz. Şimdi ben bu kovanı açacağım, kontrol edeceğim. Ana arısını alıp bu kafesin içerisine koyacağım ve yavru alanına bu kafesi ana arıyla birlikte yerleştireceğim arkadaşlar. Video çok uzun olmasın. Videoyu ara ara keseceğim. Yani ben işlemi yaptıktan sonra size ana arının konumlandığı yeri göstereceğim. Yani kovanımız rastgele belirledim. Bunlar burada 2, 4, 5 çerçevelik bir kovanım var şu an. Bu 5 çerçeveli kovanı açacağım. Bir de yan taraftakini açacağım. Bunun ikisine bu uygulamayı yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben kovanları açayım. Video çok uzun olmasın. Bayağı konuştuk. Daha sonra ana arıyı kafese aldığımda size de göstereceğim. Evet, ana arıyı kafese aldım arkadaşlar. Ana arı kafesin içinde. Gördüğünüz gibi. Şimdi ana arımız kafesin içinde. Zaten hem çıkıp çıkamayacağını deneyeceğiz. Şöyle koyalım. Dursun. Şimdi bir tane kapalı yavrulu bir peteğin kuluçkanın hemen üstüne ana arıyı monte edeceğim. Evet, ana arıyı bu şekilde buraya koydum arkadaşlar. Şu an ana arı içinde. Yavrunun üstünde iki tarafı da yavru çerçevenin. Şimdi bu şekilde çerçeveyi yerine bırakıyorum. Ve işçi arılar içine girecek mi? Onu test edeceğim. İşçi arılar da içine giriyorsa sıkıntı yok. Yalnız bu gözler biraz küçük geldi bana. Yanlış kafes mi acaba? Deneyeceğiz, göreceğiz. İşçi arı girerse içine birazdan bakacağız. Evet arkadaşlar, kafesimiz burada. Şimdi açtım, bir yarım saat geçti. İşçi arılar içine girebiliyor. Buraya koydum. Şimdi bu kovanı böyle kapatacağız. 24 gün bu kovan ana arısı kafeste kalacak.
ve neticeleri paylaşacağım. Her hafta geldiğimde kontrollerimi sağlayacağım. 24 gün sonunda da etken maddeyi uygulayacağız. Ana arıyı serbest bırakacağız ve sonra yine takip edeceğiz. Bakalım ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Tropile Elat için yavru tatili Şubat ayında Akdeniz bölgesi Kanada bu işlemi gerçekleştiriyorum. Tropile Elat hakkında araştırmalar yapabilirsiniz. Ben elimden geldiğince anlattım. Şu an benim burada aslında ilkbahar gibi polen geliyor. Arılar gelişimde görüyorsunuz çok hareketli arılar. Bu mevsimde yapılır yapılmaz ayrı bir konu ama ben yaptım. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bu kovanın sonraki günlerdeki kontrollerini de paylaşacağım. Herkese hayırlı, bol, bereketli sezonlar diliyorum.